Beşiktaş Ceylan, Karayolları, Göztepe ve Muratpaşa galibiyetlerinin ardından final etabına adını yazdırmayı başardı. Yanımızda Beşiktaş Yönetim Kurulu üyelerinden Melih Arslan var. Kendisine Beşiktaş Ceylan'ın final etabına katılmasını, bu yolculuğu soracağız. Öncelikle nasıl bir final yolculuğu oldu? Takımın önümüzdeki sezon ligde görmeyi bütün taraftarlar çok fazla istiyor. Neler söylemek istersiniz? Evet, yani yarı finaller oldukça zorlu geçti. Bolu'da bir 3 gün kamp yaptık öncesinde. İşte cuma, cumartesi, pazarda 3 gün üst üste oynadık. İlk maçımızda Karayolları'nı yendik 3-1. Ondan sonra ikinci maçımızda da Göztepe'yi 3-1 yendik. En son maçımızda da Muratpaşa'yı 3-0 yendik. 3-3 yaptık. Namalup olarak finallere geçtik 9 puanla. Grup birincisiyiz. Şimdi bu cuma, cumartesi, pazar, önümüzdeki cuma, cumartesi, pazar 3 gün üst üste yine maçlarımız var, final maçları. Orada da yine Karayolları var, bizle beraber finale çıktı. Adam Voleybol ve Edremit Altınoluk var. Bu 4 takımın ikisi Sultanlar'a çıkacak. O iki takımdan birisi biziz zaten, diğerini bilemiyorum kim olur. Ama kalan 3 maç var, 3'ü de final maçı. Elimizden geleni yapacağız. Bu arada çok iyi bir sponsorumuz var, Ali Ceylan. Ona da buradan çok teşekkür ediyorum. Takımı bir dakika bile yalnız bırakmadı. Tabii en büyük gücümüz taraftarımızdı. Hiç yalnız bırakmadılar. Bolu, Düzce, Ankara, İstanbul her yerden geldiler. Ve biz orada gerçekten taraftar voleybolda çok önemli. Önemli bir güç yani. Taraftar gücümüzü arkamızda hissettik. Finallerde bütün taraftarımızı bekliyoruz. Özellikle cumartesi günü Bolu'da çok önemli bir final maçı oynayacağız. O yüzden herkesi bekliyoruz. Taraftarımızı özellikle bekliyoruz. Evet, buradan biz de Büyük Beşiktaş taraftarına bir çağrı daha yapmış olalım. Cumartesi günü oynanacak olan karşılaşmada Beşiktaş Ceylan'ı yalnız bırakmamalarını istiyoruz. Evet, yanımızda Derviş Yıldız var. Kendisi Beşiktaş Genel Kurulu üyesi ve aynı zamanda da bir avukat. İlk önce şunu sormak istiyorum. Beşiktaş Ceylan'ın şu anda final etabında iyi bir yükselişi var. Cumartesi gününden itibaren çok kritik maçlar oynayacak. Neler söylemek istersiniz Beşiktaş Ceylan'ın bu sezonki performansı hakkında? Şimdi bizim bu şubemiz zaten 25 yıldır kanayan bir yaramızdı. Beşiktaş Kadın Voleybol maalesef inişli çıkışlı 25 senedir ihmal edilen bir şubeydi. Biz bu şubeye öncelikle 1903 Birliği'nin Platform Derneği'nin başkanlığına getirdiğimiz Melih abiyi bu şubede gördük. Melih abi de daha yöneticiliğinin birinci yılı dolmadan böyle bir başarıya imza attı. Bizim buraya yönetici olarak verdiğimiz bir dostumuzun birinci yılı dolmadan böyle bir 25 yıllık makus talihi geliştirmesi, düzeltmesi bize onur veriyor. Öncelikle bir bunu belirtmek isterim. Melih Aslan'ın daha da başarılı olacağına inanıyorum. Bu şubede gösterdiği başarının diğer branşlarda, diğer sahalarda da devam edeceğini düşünüyoruz. Zaten Melih Aslan'a böyle bir inancımız uzun yıllardan beri vardı. Bizi utandırmadığı için, bizi gururlandırdığı için kendisine ben bir teşekkür borçluyum. Onun dışında kadın voleybol, evet, Beşiktaş'ın yıllardır kendini ispatlaması gereken ama ispatlayamadığı bir saha. Umarım önümüzdeki sezonlarda, üst liglerde bunun başarılarını görürüz. Beşiktaş tribünlerinin önde gelen isimlerinden genel kurul üyesi Cem Yakışkan'la birlikteyiz. Cem Bey, Beşiktaş Ceylan'ı sormak istiyorum. Bu sezon harika bir yükseliş. İnşallah Sultanlar Ligi'nde tamamlayacağız sezonu. Final etabına geldik. Büyükte bir heyecan var artık. Süre daraldı. Neler söylemek istersiniz Beşiktaş Ceylan'la ilgili? Ya, Beşiktaş'ın olması gereken yer zaten burası değil. Biz bunu biliyoruz ama tabii bundan önceki dönemdeki yöneticiler, yönetimlerden kaynaklı böyle şeyler oldu. İşte bu yeni gelen yönetim ve Melih Aslan arkadaşımız, dostumuz, başkanımız sayesinde istediğimiz, arzuladığımız, layık olduğumuz yere çıkacağımıza inanıyoruz. Elimizden geleni de, yani Beşiktaş'ın, yani biz Beşiktaş'ı her yerde destekliyoruz. Yani Bolu'da da destekleyeceğiz, her yerde destekleyeceğiz. Şunu da sormak istiyorum. Beşiktaş Ceylan bu final etabındaki en genç kadrolardan birine sahip. Burada milli takıma da aynı zamanda sporcu yetiştirme konusunda Beşiktaş büyük bir öncelik yapmış olacak. Bu konu hakkında neler söylemek istersiniz? Vallahi beni daha çok Beşiktaş ilgilendiriyor. Genç kızlarımız, kardeşlerimiz, evlatlarımız çok başarılılar. Çok böyle özgüvenle, özveriyle savaşıyorlar. Birkaç maçlarını da ben seyrettim. Bundan önce Akatlar'da şeyde olsun, Süleyman Seba'da olsun. Yani çok seviyoruz. Onların da böyle çok samimi, böyle
içten gelerek oynuyorlar. Gurur duyuyoruz onlarla.